Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Ender Sönmez konuğumuz olacak. Tabii önemli konuları konuşacağız. Hem odanın çalışmalarını hem de bazı güncel konuları soracağız başkanımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu yayına davet ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Altıraş TV ailesine de ilimize, ekonomimize dair çok güzel haberleri sunduğu kamuoyunu aydınlatmak için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz başkanın programımıza konuk olduğunuz için. Tabii birçok konuyu konuşacağız. Güncel konular da var, onları da soracağız ama öncelikle odanın seçimleriyle başlayalım. Nasıl gidiyor seçimler? Evet, Mayıs ayında oda seçimlerimiz gerçekleşti. Üyelerimizin, ben tek yürek olarak ifade ediyorum, hep beraber birlikte herkesin uyumu ile bu dönemde göreve geldim. Bahadır Başbaşkanımızdan görevi teslim aldım. Ve bu ana kadar odamızın kazanımlarını, yapmış olduğu başarılı faaliyetleri daha da yukarı taşımak için ekibimizle beraber bu göreve talip olduk ve 5-6 ay süreçte de yapılanmalarımızı, eğitim faaliyetlerimizi aynen kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Ben tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Odamızın tüm Türkiye'de örnek bir oda olarak seçimlere girmesi, birlik içinde olması, beraberlik içinde mesleğimizi geleceğe taşımaya yönelik bizlere destek oldukları için. Evet. Bu arada TÜRMOP genel seçimleri de gerçekleştirdi. Başkanım bu konuda neler söylersiniz? TÜRMOP geçen hafta Cumartesi Pazar günü Ankara Sheraton Otel'de TÜRMOP genel seçimlerimiz yapıldı. Yani üst birliğimizin. Tüm Türkiye'nin kalbi Ankara'daydı. Ekonominin bütün aktörleri Ankara'daydı. Güzel bir seçim oldu. Mesleğimize, camiamıza yakışır şekilde birçok adayların da olduğu bir seçimdi. Şu an mevcut genel başkanımız Emre Kartaloğlu'nun ekibi Çağdaş Demokratlar grubu seçimi büyük bir başarıyla kazandı. TÜRMOP'ta yer alan 17 koltuktan 14'ünü kazanmış oldu. Tabii bu seçimlerin bizim için çok farklı bir anlamı da vardı. Disiplin kuruluna önceki dönem başkanımız Bahadır Baş birinci sıradan adaydı. O da dolayısıyla bu seçimlerde seçilmiş oldu. İlimiz için, bölgemiz için büyük bir gurur. Çünkü 17 koltuktan bir tanesinde Ordu'dan değerli başkanımız temsil edecek. Genel seçimimizde Emre Kartaloğlu daha önceki dönemde de başkanımızdı ve çok başarılı projelere imza atmıştı. Ve bu da seçimlere yansıdı ve tüm üyelerin, delegelerin takdiriyle de TÜRMOP camiası olarak güzel bir sonuç alındı mesleğimizin geleceğine dair. Gelecekte de eminiz ki çok büyük, güzel projelere. Mesleğimiz çünkü çok zor süreçlerden geçiyor. Ekonominin yansıması, mevzuatların sürekli değişken olması bizlere daha da bir yük getiriyor. Genel Başkanımızın çok özverili çalışmaları beraber de tüm meslektaş olarak da ve bunlara da odalarımızın katkılarıyla beraber meslek camisi olarak bu süreçlere hızlıca uyum sağlayarak geleceği şekillendiriyoruz. Evet, başkanımız Bahadır Baş'a da görevinin hayırlı olmasını diliyoruz, tebrik ediyoruz kendisini. Ve devam edelim. Tabii odanın çalışmalarıyla devam edecek olursak Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eğitimlere çok önem veriyor. Yine bu eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Başkanım, hangi alanlarda, hangi konularda meslektaşlarınıza eğitimler veriyorsunuz? Evet, şu ana kadar iki tane en çok karşımıza sorun olarak çıkan hususlarda hem mükelleflerin ilgilenen hem bizim meslektaşlarımızı ilgilenen konularda bir tanesi vergi denetimleri, bir tanesi de SGK denetimleri konusunda eğitimler yaptık. Ayrıca e-dönüşüm süreci, yani teknolojik gelişim hızla mesleğimize de etki ediyor. Bu alanda da bir eğitim yaptık. Vergi denetimleri bizler için çok önemli. Mükelleflerin sunmuş olduğu evrakların kayıtlarını tutuyoruz, onları yorumluyoruz, onlara danışmanlık yapıyoruz. Fakat tabii ki bazen bazı sorunlar çıkıyor. Özellikle en çok son yıllarda
çıkan ve idarenin kolaylıkla tespit ettiği bu sahte belge kullanımı, yani gerçeğe uygun olmayan SGK konusunda sahte sigortalılık dediğimiz, yani fiili çalışmaya dayanmayan hususlar, bunlar bizim bürolarımıza da yansıyor ve bu hususta da meslektaşlarımızı bilgilendirmek, onlara yasal olarak nelerle karşılaşabileceğimizin tekrar altını çizmek adına bu eğitimlerle başladık. Geleceğe yönelik de birçok eğitim planlamalarımız var. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bunları da yapıyoruz, planlamalarını. Finansal okul yazarlık, işte borsa işlemleri, yani ekonomik alanda uzmanlaşma konuyla ilgili birçok eğitim faaliyetlerini de gelecek dönemlerde gerçekleştireceğiz. Dediğiniz gibi bizim için eğitim çok önemli. Ve sürekli mevzuatlar değişiyor. Sürekli yenilikler çıkıyor. Dünyada ticaretin yapısı değişiyor. Yani bugün dün bildiğiniz bir şey bugün bambaşka bir alana sevgi ediliyor. Özellikle e-dönüşüm süreci ticaretin yapısını tamamıyla değiştirdi. Yani bugün artık Ordu'dan Amerika'ya hiçbir işlem yapmadan bir bilgisayar tuşunda da ticaretinizi gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunlar da bizim bürolara da yeni bir dönüşüm sağlıyor. İşte bu alanlarda da geleceğe yönelik birçok eğitim faaliyetleri uygulayacağız. Evet, tabii dünya değiştikçe, teknoloji geliştikçe bu durumdan mali müşavirlerimiz, muhasebecilerimiz etkileniyor. Bunlar için de zaten eğitimler gerçekleştiriliyor diyelim. Ve devam edelim. Tabii biraz enflasyonu konuşacak olursak, enflasyonun mali müşavirlik mesleğine etkileri nasıl oluyor başkanım? Evet, enflasyon aslında çok sıklıkla artık son dönemde kullandığımız bir kelime. İnşallah hayatımızdan çıkar bu kelimeyi kullanmak. İnşallah. Enflasyon evet aslında hizmet sektörüne etkisi çok daha olumsuz etkileniyor. Şöyle bir bakarsak en son açıklanan bir 83.45 oranı var. Üretici fiyat endeksi daha da yüksekte. Ve dolayısıyla bunlar bizim hizmet sunduğumuz müşteri kitlemize, vergi mükelleflerine etki ediyor. Ve bunlar tabii ki mükellefler ekonomik olarak dengeleri bozulduğunda ilk önce etkisi bize yansıyor. Biz hissediyoruz. Bizim hizmet alanlarımızdaki ana hizmet üretim giderlerine baktığımızda personel, kira, elektrik ve kırtasiye ürünleri aslında en önemli ana grupları ifade ediyor. Bugün baktığımızda asgari ücret bir önceki yılda 2800'den bir anda bugün 5500 net seviyelerine geldi. Kırtasiye kağıdı önceden 24 liraya alırken şu anda 100 liraya alıyoruz. Kiralar keza tüm Türkiye genelinde çok afaki durumda, 60 durumda. Bizim ücret tariflerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayınlanıyor. Aralık ayında ve gelecek yıl için ilan ediliyor. Önceki yıldan 2022'ye geçerken %25 oranında bir artış yapılmıştı. Biz Mart ayına geldiğimizde bir de baktık ki bu artışlarla almış olduğumuz ücretlerin enflasyon karşısında tamamen eridiğini direkt hissettik. Bu konuda Hazine Maliye Bakanlığı'na TURMOP aracılığıyla ücret tarifimizin güncellenmesi, fiyatlarımızın revize edilmesi konusunda taleplerimiz oldu. Bugüne kadar bir açıklama yapılmadı ama Haziran ayında TURMOP hemen şu kararı almıştı. %60 ilave bir artış uygulanması gerekiyor diye. Biz meslek mensupları olarak bireysel görüşmelerimize beraber de kimi müşterimizle karşılıklı konuşarak bu güncellemeleri yaptık. Ama birçoğuyla, çünkü yıllık anlaştığımız için bir değişiklik yapamadık ve bizim hizmet maliyetlerimizi karşılayamaz hale geldi neredeyse. Evet. Hizmet kalitesinden bahsediyoruz. Sürekli en önem verdiğimiz husus. Ama hizmet üretim giderlerimizi karşılayamadığımızda hizmet kalitesinin en önemli unsuru, nitelikli elemanları istihdam etmekte tabii ki zorlanıyoruz. Bugüne kadar bir sorun olmadan geldik. Fakat önümüzdeki yıl bu ücretlerimiz enflasyon karşısında ciddi anlamda revize edilecektir. Bu tüm meslek mensupları da vergi mükellefleri de bu hususta zaten şimdiden de görüşmeye başladı. Tarifemizde de ciddi oranda bir enflasyona karşı korunacak şekilde bir artış gelecek. Umarız enflasyon kelimesi hayatımızdan çıkar. O önceki, iki yıl önceki gibi rutin halinde herkesin öngörebildiği bir seviyede gerçekleşir. Evet, enflasyonu da doğrudan etkilediği meslek
gruplarından biri diyelim ve devam edelim. Şimdi biraz Ordu ekonomisini konuşalım başkanım. Tabii Ordu ekonomisi denilince akla hemen fındık geliyor. İlk sırada fındık var tabii, en önemli tarım ürünümüz. Türkiye ekonomisi açısından da çok stratejik bir ürün. Ama bugün bakıldığında tabii bir taraftan TMO devlet üreticinin yanında devletin oluşturmuş olduğu bir piyasa var. Açıkladığı bir fiyat var. 52 liradan fındık alımı gerçekleştiriliyor. Serbest piyasaya bakacak olursak sezon başından bu yana değişmeyen, artış eğilimine girmeyen bir fiyat söz konusu. Tabii bu durum ekonomimizi ciddi anlamda etkiliyor. Hala fındığını bekleten, satamayan bu fiyatlar karşısında fındığını piyasaya indirmeyen üreticilerimiz de bulunuyor. Bu durumda siz neler söylersiniz bu durumla ilgili? Evet, maalesef fındık fiyatında bir türlü hiçbir sene üreticinin beklentisi gerçekleşemiyor. Evet. Önceki yılda da baktığımızda 30 liralar bekleniyordu. 24 liralardan piyasaya fındık başlamıştı. Bu sene de 52 olmasına rağmen TMO'nun ilan ettiği fiyat serbest piyasada 44 liradan halen devam ediyor. Tabii ki 2,5 milyar dolar gibi bir ihracat gelirinden bahsediliyor. Fakat dolar karşısına baktığımızda her geçen gün fiyatımızın eridiğini görüyoruz dolar bazında baktığımızda. Tabii ki herkes dertli, üretici hak edilen alım gücünü karşılayacak şekilde bir paranın masraftan sonra kalmadığını söylüyor. Hepimiz de bir üreticiyiz aynı zamanda. Önceki yıl 100-150 aralığında olan işçilik ücretleri bu sene 300-400 aralığına çıktı. İşte akaryakıt, işte patozlu, patpat, nakliyesiydi evet. Vesaire 3 katına neredeyse çıktı. Dolayısıyla alım gücümüzü, yani en son net kar olarak bize kalacak olan alım gücünü zayıflatmış oldu. Fındık piyasadan fındık toplayan, fındık manavı diye hitap değerlendirilen kesime baktığımızda ben de yüksek fiyattan satamıyorum. Yani mecburen bu fiyattan almak zorundayım diyor. Bir imalatçıya bakıyorsunuz, yurt dışına ihracatı bu fiyattan yapabiliyorum. Onun için böyle bir fiyat oluşuyor diyor. Maalesef fındık aslında tepeden aşağı doğru bir fiyatlama geliyor. Evet. Yani yurt dışı fiyatını belirliyor. Yani diyor ki örneğin benim fındığı alım fiyatım 10 dolar diyor. Aşağı doğru iniyor iniyor. En son üreticinden kaç lira fındık alınacağı ortaya çıkıyor. Üreten biziz. Aslında ticarette baktığınızda bir malı üretirsiniz. Maliyetleri oluşur. Öngördüğünüz karlılığı üzerine eklersiniz ve ondan sonra da satış fiyatınız ortaya çıkar. Evet. Bizde tam tersi. En tepede bir fiyat belirleniyor. Tüm aracıları imalat aşamaları değerlendirilerek en son üreticinin satacağı fiyat ortaya çıkıyor. Bugün 44 liraya baktığınızda yani güzel bir fiyat gibi duruyor yani 44 TL. Fakat en son elimizde kalan o ailenin geçimini sağlayacak bir rakama, totale ulaşmıyor. Evet. Diğer aslında kuru yemişlere bakıyorsunuz. Yani hepsinde fiyatlar 280-300 lira gibi kilogram fiyatlarından evet. Bahsediliyor. Fıstık 400 liranın üzerinde satılıyor yani, mesela. Yani üzülüyoruz yani dışarıda seyahatlerimizde de görüyoruz ya da reyonlarda görüyorsunuz. Kavrulmuş fındık 180 lira. İşte diğer fıstık 280 lira. Aslında fındığın maliyeti ve verdiğimiz emek çok daha fazla. Yani evet. Coğrafyamız gereği de çok büyük emekler veriyoruz. Yani arazilerimiz gereği. Yani maalesef bu senede üreticinin hayalinde canlandırdığı bir fiyat ve karlılıklar maalesef oluşamadı. Yani geçim kaynağı değil. Herkesin yan gelir desteği pozisyonda halen fındık. Evet, kesinlikle. Bu durum gerçekten üreticinin de tepkisine neden oluyor. Çünkü maliyetinin bile kurtarmayan rakamlardan satmak zorunda kalıyorlar şu anda fındığı. İnşallah düzelir ama her sene bu sorunu yaşıyoruz serbest piyasada. Hatta bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Rekabet Kurulu'na müracaat etmişti. Daha dün basında vardı. İki tane başvuru reddedilmiş Rekabet Kurulu tarafından, hani haksız rekabete yönelik şikayetler vardı. Hani bu taraftan da bu böyle bir sonuç gelmesi gerçekten beklentiyi olumsuz etkiledi. Yani neden fiyatlar böyle aşağı çekiliyor diye bazı kurumlara şikayet edilmişti. Fakat bundan da bir sonuç olmadı. Bir tane daha şikayet var, bakalım ondan nasıl bir sonuç gelecek. Evet. İnşallah üreticinin bu fiyat sıkıntısı sorunu çözülür diyelim. Ve devam edelim. Sanayiye bakacak olursak, tabii OSB'lerimiz var, hayata geçirilmesi beklenen projelerimiz var. Yeni yatırımların, yabancı yatırımların şehrimize gelmesi tabii çok
önemli. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, yani bir il sanayiyle kalkınabilir. Ya bizim tabii ki bir de bir avantajımız daha var. Gelecekte turizm. Yani evet, turizm cenneti olmamızdan sürekli bahsediyor. Bu konuda da birçok yatırımlar yapılıyor şu anda. Gelecekte de eminim ki meyvelerini verecektir. Sanayinin tabii ki bir lojistik problemimiz var. Hani bugün bizim hala bir limanımız yok. Yani çevremizdeki illere baktığımızda limandan birçok ürünü, ithalatını, ihracatını direkt buraya sevk edebiliyor. Sanayi konusunda birçok yatırım var. Yeni organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi hususunda. Örneğin bir Fas'a baktığımızda gerçekten yabancı sermayeli birçok firma var. Orada aslında güzel bir potansiyel. Fakat devletimizin sunacağı alanlardan ziyade biz toplum olarak da sanayicilerin burada buraya cazip hale gelmesi için alanların da sağlanması gerekiyor. Tabii lojistik diyoruz. Dün mesela basında haberlerde vardı. Uçak seferleri sayısı daha da azaldı orduya. Ya uçak seferleri yalnızca gezi amaçlı, işte İstanbul'da çocuğumun yanına gideyim, okula gideyim diye düşünmemek gerekiyor. Artık burada işletmelerimiz o kadar çok gelişti ki uluslararası çalışıyor birçoğu ve hatta il dışında birçok müşterileri var. Bunlara ulaşım konusunda sorunlar yaşıyor. Sabahleyin çok erkenden uçak var ya da ertesi gün çok farklı bir saatte var. Toplantılarına yetişemiyorlar. İş dünyası o kadar çok hareketli ki günübirlik yani saat 12'deki toplantısına gidip akşam geri dönmek istiyor. Evet. İş dünyasındaki işverenler ya da oradan buraya gelenler. Bakın bizim muhasebe alanında da baktığımızda artık elektronik dönüşümün getirdiği en büyük avantajlardan biri dünyanın her tarafına hizmet verebiliyorsunuz. Tabii ki yüz yüze toplantılar da yapmanız gerekiyor. Biz bile birçok yere seyahat ediyoruz. İl dışında da müşterilerimiz var. Oradan bazı meslektaşlarımız buraya danışmanlık hizmeti veriyor. Bu sefer sayılarının böyle azalması gerçekten ekonomimiz açısından da bize darbe vuruyor. Bu nedenle bu uçak seferlerinin artık bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sanayi konusunda birçok yatırım var son dönemde giren. Tekstil fabrikaları özellikle geliyor. Kalkınmada öncelikle ilgili olduğumuz için bazı avantajlar da sunuyor. Yatırımcılar buraya gelmek istiyor. Özellikle Ordu ilimizde şu liman ve organize sanayi bölgelerinde bunlara yer tahsisi konusunun kısa sürede çözümlenmesi gerekiyor. Ve bu konuda da birçok çalışma var zaten. Evet. Şimdi tabii hızlıca devam ediyoruz süre çünkü yavaş yavaş azalıyor başkanım. Şimdi EYT konuşalım, asgari ücreti konuşalım. Tabii yeni yıl artık gözler Aralık Ocak ayına çevrildi. EYT'nin açıklanması bekleniyor tabii. Henüz düzenlemenin nasıl olacağına dair bir açıklama yok ama EYT ile beraber neler değişecek? Asgari ücrete her yıl zam yapılıyor. Hatta bu yıl ara zam da söz konusu oldu Temmuz ayında. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet, EYT toplumumuzun çok yakinen beklediği bir konu. Aralık ayında artık net olarak meclise sunulacak ve birçok formüllerden bahsediliyor ama şu anda tabii net bir yorum yapamıyoruz. Ama tabii EYT'nin getireceği bazı iş dünyasına yükler de var. Emekli olan bir işçi kıdem tazminatı hakkını elde etmekte. Ve dolayısıyla EYT kapsamına giren bir işçi iş yerine öncelikle kıdem tazminatı haklarının ödenmesini de talep edecektir. Ayrıca bakın iş dünyası aslında şunu takip etmesi gerekiyor. Bir de işçi işten ayrıldığında yıllık izin, kullanmadığı yıllık izin varsa ayrıldığı tarih itibariyle en son aldığı ücretten bu ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Yani bunun da aslında bugünden planlanması gerekiyor. Bu kapsamda işlerimiz var ise hem kamuyu hem özel sektörü ilgilendiriyor. Asgari ücretin yükselmesi, yani şu anda 6471 lira asgari ücret. Asgari ücretli bir işçi ayrılacaksa katsayı bu tutardan olacaktır. Ocak ayına geçtiğimizde ilan edilecek yeni asgari ücretten ödeme yapılması zorunludur. Bakın asgari ücret yükseliyor sürekli ve kıdem tazminatı karşılıklarını da yükseltiyor. Aslında bunlarınla ilgili iş dünyasında gerekli tedbirlerini alması gerekiyor. Daha 2 sene öncesine kadar 3500 lira olan brüt ücret bugün 6400, hatta önümüzdeki yılda enflasyon düzeltmesiyle beraber 10-12 bin liradan bahsediliyor. Ve dolayısıyla iş dünyasının bu değişimleri
dikkate alması gerekiyor. Tabii ki emekli olan tüm işçilerin hakları ve kıdem tazminatı iş kanununa göre işçiye çıkış esnasında ödenmesi gereken bir ücrettir. Evet. Bu tabii tarafların kendi aralarında uzlaşmasıyla beraber farklı bir şekilde de ödenebilir. Yani bir ödeme planı da gerçekleştirebilir. Asgari ücret evet yükselecek. Hepimizin maliyetleri de dolayısıyla yükselecek. Yani mesela Mali Müşavir Bürosu olarak baktığınızda en önemli kalemlerden bir tanesi. %50'yi oluşturuyor neredeyse bu kalem. Asgari ücretin çok fazla yükselmesi değil. Önemli olan o asgari ücretlinin alacağı net ücrette satın alma gücünün olması önemlidir. Burada iş dünyası devletimizden destek bekliyor. Hani net ücretin üstüne ilave olarak ödenen SGK primleri var. Bakın bazı düzenlemeler yapılıyor. İşte yemek ücret istisnaları geldi. İşte günlük 51 TL bugünkü ücret. Günlük 51 TL'yi vergilerden muaf tuttu. Hatta bununla ilgili SGK primlerinden de muaf olmasına dair bir çalışma yapılıyor. Bunun gibi devletimiz SGK primleri, teşvikleri ya da asgari ücretten üzerinde ücret alanların ödenecek vergilerinde de bir destek iş dünyası tarafından beklenmektedir. Evet. Umarız bu ücret artışı işverene çok aşırı maliyet yüklemez ve sonuç doğal olarak da devamında ürünlere yansımaz. Ürünlere de maliyetlerine yansıdığı zaman raflara yansıyacak. Evet. Bugün asgari ücret 7500, 8000, 10000 de olsa yine baktığınızda 5500 ile aynı alım gücüne sahip olacak işçi. Bu dengenin sağlanması için gerekli desteklerin açıklanması da gerekmektedir. İnşallah hem işvereni hem de işçiyi koruyacak ve iki tarafında mağdur olmayacağı şekilde bir düzenleme söz konusu olur diyelim. Ve devam edelim. Son olarak e-tebligat konusunu soralım size başkanım. Neler söylersiniz? Evet, e-tebligat aslında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yani vergi dairesi tarafı diyelim. Şu ana kadar uygulanmakta olan bir sistemdi. Artık sosyal güvenlik tebligatları sistem de başladı. E-tebligat nedir? Yani önceden postayla gelen tebligatların elektronik ortamda mükelleflere ya da işverenlere tebliğidir. Vergi tarafında tüm iş dünyası buna alışık. Ve artık Ekim ayından itibaren de sosyal güvenlik tarafında da e-tebligat başladı. E-tebligat aynen kağıt ortamında, elektronik ortamda gelen tebligatlar aynen postayla tebliğ edilmiş gibi hüküm ifade eder. E-tebligatları işverenlerin de SGK açısından iyi takip etmesi gerekiyor. Onların e-devlet sistemlerinden giriş yapılıp o tebligatlara ulaşım sağlanabiliyor. Tebligatları size gönderildikten itibaren 5 gün sonra okumasanız dahi tebliğ edilmiş hükmü vardır. Yani size herhangi bir vergi incelemesi de SGK denetimine yönelik bir tebligat geldi ve bunu elektronik ortamda takip etmediniz. Siz tebliğ hükümlerine, tebliğdeki davete uymadığınızdan gerekli savunmanızı ya da izahatınızı yapmadığınız anlamına gelecek ve idareler de bundan sonraki süreçte gerekli savunmayı yapmadı deyip gerekli yaptırımlarını uygulayabilecektir. Çok hassas bir konu. Mutlak surette tüm iş dünyasının SGK konusunda da artık tebligatlarını elektronik ortamda e-devletler üzerinden takip etmeleri gerekmektedir. Evet başkan, e-tebligat konusunda da bilgi aldık. Süremizin de tabii bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylersiniz toparlayacak olursak? Evet, tabii ki ekonomik olarak biz gerek ilimiz olsun, ülkemiz olsun aslında tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor. Sürekli artan emtia fiyatları, işte enflasyon oranı, kira tutarları, ya da emlak fiyatları, otomobil fiyatları, devletimiz bununla ilgili birçok tedbirleri almaya çalışıyor. Ama biz iş dünyası olarak da, işverenler olarak, gerek vergi mükellefleri olsun, bu süreçleri daha bir sakin bir şekilde yürütüp, çünkü mesela döviz hafiften bir oynadığı zaman hemen ürün fiyatlarına bir yansıması oluyor. Bunları çok iyi analiz ederek, güzel bir şekilde hep beraber toplum olarak bu süreçlerin içinden çıkacağımıza inanıyoruz. Evet. Ve teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz başkanım verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, veda vakti geldi. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla ekranlarınızda olacağız. Hoşça kalın.
Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.